bir başka isim ve hakikaten filozof, Türkiye'de çok önemli ve gençlere örnek gösterilecek bir isim. Hiçbir şey yapmadan, hayatında hiçbir şey yapmadan, ünlü bir takım abidik gubidik evlilikler yaparak, hiçbir yeteneğin olmadan, düşünme kabiliyetin olmadan, hayatta normalde bırak ekranda olmayı, cep telefonu kamerasına bile takılması gerekmeyen bir isim her gün ekranda 2 saat konuştu. Her tarafta vaazlar verdi. Her tarafta delikanlının raconunu kesti. İşte geliyor Hakan Ural. Murat Kurum çok büyük bir farkla kazanacak, çok büyük farkla, tarihi farkla alacak, bundan eminim diyor. Hakikaten öyle bir isim ki gerçekten Murat Kurum'un bile inanmadığı dönemde ona moral hocası olarak davranmıştı. Benim bu beyle aramda bir bağ var. O da beni çok düşündürüyor. Maalesef taraftarlık böyle bir şey. O da Fenerbahçeli, ben de Fenerbahçeliyim. Ama ikimizin Fenerbahçe'den anladığı şey aynı değil. Çünkü pişmaniye duayeni de Fenerbahçeli. Aslına bakarsanız Erdoğan da Fenerbahçe kongre üyesi. Bence Başakşehirli o ama neyse. Hakan Ural galibim. Murat Kurum kazanacak. Biz de ekranda onu öveceğiz. Ondan sonra bir 6 ayda böyle gideceğiz. Yazında durumu yapabiliriz. Ancak aynen simülatörün dediği gibi Murat Kurum seçimi kazanacağına bir saniye bile inanmadı. Bakın bir saniye bile inanmadı. Garibim. Nereye gönderseler orada davranıyor. Ne söyleseler onu yapıyor. Biliyorsunuz acayip böyle hareketlerle adına dans denen. Fakat genelde dansa andırsa bile dansla ilintisi olmayan garip hareketler yapan, konuşmaları içerisinde danışmanların söylediklerini tam söyleyemeyen, aynı zamanda deneyimli olmadığı için akan yazıları da okuyamayan, 8 adımda demişler ki 8 kilometre 8 adım, onu da tam anlatamadı garibim. Şey diyemedi, kent lokantası doğru mu eğri mi onu da diyemedi. Halbuki memleketimize gelir gelmez gençlerimize işkembe çorbası vaat etti. Lakin mafi maalesef olmadı. Hakan Ural için için diyorlardı ki ulan kurum sen de bizim canımıza zıştın. Evet, tarihin çöplüğüne yakın zamanda gidecek olan isimlerden birisi Hakan Ural gönder. Efendime söyleyeyim. Şimdi birisi daha vardı. Neydi o? Hah, çok komik. Türkiye'nin başına bela olan ve yeniden başka bir isimle hortlamış olan bir parti var. Bum dum bum dum bum dum dum vardı ya. Değiş tonton, hop 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 değiş tonton Turgut Özal. O parti aslında şu anda yok ama var ama yok. Orada bir video var. Gerçekten öngörülü bir isim. Anavatan Partisi'nin bir ismi. Çok önemli bir video yayınladı. Onu izleyeceğiz. Fakat size enteresan bir şey söyleyeyim mi? Anavatan Partisi'ne milyonlar oy verdi. O zaman da o parti öyleydi. Şimdi de öyle. Bunun videosu var mı? Ali, evet. %100 olarak hiçbir şey tabii ki diyemeyiz ama %99.9 ihtimalle klasik adet tabirimi yine kullanayım. Kullandım canlı yayınlarda. Eğer Ekrem İmamoğlu bir daha 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse kafamı keserim. Hürmetler. Evet, şimdi değerli dostumuzun kafasını kesmesini biz tabii beklemiyoruz. Ayıp olur. Dolayısıyla kafa yerinde kalsın. Bir saç tıraşı alırız ama o kadarını da hak ettik. Bir arayol bulalım. Kelleyi kesme ama biraz tıraş ol. İşte şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin hali budur. Çünkü neticede liberallik budur. Çünkü neticede piyasa ekonomisi budur. Çünkü neticede liberal hayata böyle bakar. Neden? Rüzgar nereden esiyorsa oraya gider. Bazen rüzgarı kestiremezsin. Kıçın açıkta kalır. Gece hani derler ya uyurken neren açıkta kaldı. Biz beyefendiden izin verirseniz kelle kesme cezasını kaldırıp bir kafayı tıraş etme cezasına döndürüyoruz. O gözlüklerini böyle şöyle yapsın, ondan sonra baksın ne siyasetten anlıyor. Zaten siyasetten anlasa Anavatan Partisi olmaz. Anavatan Partisi Türkiye'de öldüğü, Allah rahmet eylesin. Şimdi Anavatan Partisi ile hangi parti benziyor? Hep söyledik, muhalefet şansı olmayan bir parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan eşittir AKP. Şimdi Anavatan eşittir AKP'deki roller değişecek. Yine iktidarda olacak ama bu sefer Ekrem Bey devralacak. İdeoloji aynı olacak ama tutum farklı olacak. Arkadaşım keşke Ekrem Bey'e oynasaydın. Maalesef borsada İmamoğlu yükseliyor. Onu da attık. Gelelim bir diğer meseleye. Bu kazanan kaybeden meselesinde her zaman kazanan bir arkadaşımız var. Dolayısıyla o her zaman kazanan arkadaşımızı gösterelim. Hakikaten Türkiye'de milyar dolarlarım var.
Dünyanın istediğin yerine gidersin. İstediğin hayatı yaşarsın. Kimse sana soru soramaz. İstersen televizyon alırsın. Orada program yaparsın. İstersen kitaplar basarsın. İstersen gezersin. Yemekler yersin. Göbecikler atarsın. Ama işte patronluk nasıl bir şey ki? Nasıl bir ihtiras ki? Hakikaten insanı hangi duruma düşürmüştü? Şimdi bütün üniversitelerde siyaset bilim okuyanlar, ekonomi okuyanlar, tekmini birden burada. Kapitalizm nedir? Liberalizm nedir? Oynaklık nedir? Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin de dünyanın tek derste, hatta bir dakika içerisinde nasıl bir gevşekliktir kapitalizm, nasıl bir insan tipidir, onu size göstereceğiz. Bütün siyaset bilim, sosyoloji, felsefe, kim ne varsa kitapları bırakın, çöpe atın. İşte geliyor, patron nedir? Etik kuramı nedir? Siyaset bilim nedir? Liberalizm nedir? Gönder. Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığından tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir, gerçekleştirmiştir. Başarılı bir Enerji Bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Eylül başında orta vadeli program çıktığında hepimiz daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz orta ve uzun vadeli planın ön hatları, bakanımızın geçmişini de bildiğim için, yaşadığımız için Enerji Bakanlığı'nda tek tek uygulanacağına ve Türkiye'nin, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamamdır. Fakat bir şey söyleyeceğim. Asla art niyetli değilim ama bunu söylüyorum. Kadın ne yapıyor? Güler Sabancı. Bakanımızın geçmişini de bildiğim için. Geçmişini de bildiğim için. Senin şimdi diyordur ki bakanımızın geçmişini. Bakanımızı, ya o bakan istifa etmeyi bile beceremedi. Adamın televizyonu var. Kayınpederi Cumhurbaşkanı, adam Instagram'dan istifa etti ya. Ama adama desen ki kendini savun, bu hanımefendi gibi savunan bakanımızın geçmişini de bildiğim için. Ön hatlarının önünün önünü, ulan ne gördün de bize anlatmadın, ön hatların önünde ne var? Ya adam gencecik bir adam. Hayatında bu mevkilere, bilmem nelere geleceğini hayal bile etmemiş. Tutmuşlar kulağından, oğlum al bakan ol demişler. Adam bakan olmuş. Bakanlıktan ayrılırken kayınbabası demiş ki oğlum kasada para var mı? Vallahi babacığım demiş, kasada para kalmadı ki, siz dediniz oraya buraya harcayın. Patada kütede. Fakat adam eve gidince yaradan onun dualarını kabul etmiş. O gidince yerine kim geldi? Allah aşkına kim geldi? Bakın gösterim. Bakın gösterim içinde. Ekonomi ne? Ekonomi ne? Nebati, Nebati geldi. AKP'nin en büyük özelliği bize kötünün de kötüsü, dibin de dibisi olacağını gösterdi. Geçmişini bildiğimiz için bunu hiç şey yapmıyoruz. Ya hanımefendi, öyle bir haldesiniz ki bugün de çıkmış diyor ki ama diyor ekonomi devam etmeli. Ve gel sana pişmaniyenin adamı Mehmet Şimşek. Evet, pişmaniyenin desteklediği Mehmet Şimşek. Mahalli seçim sonuçları milletimize hayırlı olsun. Zartur ana fikri olarak diyor ki sürdürülebilir büyüme amacımızla devam edeceğiz. Kalıcı refah artışı olacak falan filan. Yani emekliler, çok özür dilerim söylüyorum, kıçımızda kalan son donu da beyefendi alacak. O yüzden herkes evdeki donlarını saklasın. Benden size tavsiye, evde yırtık mırtık çorap murap ne varsa alın. Hanımefendi ona destek veriyor. Geçmişini bildiği için halkımızın donuna sahip çıkması gerekiyor. Aman ha, aman ha. Kıçınız açıkta kalmasın. Evde olanları saklayın. Mehmet Şimşek geliyor. Bıkıdık bıkıdık bıkıdık. Mehmet gidiyor Mehmet. Memleket. Memleket. Boku yemiş memleket. Dağlarına bahar geldi memleketimin. Ama geçmişini bildiğim için biz de geçmişini biliyoruz. Sağ kapıda biliyoruz. Ah benim memleketim. Güzel memleketim.